Bugün 5. sınıf kazan testlerinin 4.'süyle devam ediyoruz. Şimdi İstanbul'da saat 9.23 iken Tokyo'da saat 15.24 olduğuna göre bu iki şehir arasındaki zaman farkı kaç dakikadır? Şimdi arkadaşlar, büyük olan ne? Tokyo'daki saat değil mi? O zaman büyük olandan küçük olanı bir çıkaralım. Şimdi burada saat kaçmış? 9.23. Çıkardığımız zaman 4'ten 3 çıktığı zaman 1, 2'den 2 çıktığı zaman 0, 15'ten 9'u çıkardığımız zaman kaç kalır arkadaşlar? 6. Yani 6 saat 1 dakikadır. Şimdi arkadaşlar, bize dakika olarak sorduğu için bunu 6'yı 6 saati 6 dakika 6 saati dakikaya çevirelim. Şimdi 1 saat 60 dakika ise 6 saat kaç dakikadır arkadaşlar? 66 ile çarptığımız zaman kaç dakika olur? 360 dakika olur, değil mi? 1 dakikamız da şurada gördüğünüz gibi olduğu için 361 dakika olur. Saat 9.50'de başlayan bir film 11.40'da bitmiştir. Buna göre film kaç dakika sürmüştür demiş arkadaşlar. Şimdi büyük olandan küçük olanı çıkaralım. 11.40'dan 9.50'yi çıkaralım arkadaşlar. Şimdi 0'dan 0 çıktı. 0. 4'ten 5. Şimdi arkadaşlar, buradan saat olarak aldığımız için 14'ten 5'i çıkarmıyoruz. Saatler 60 dakika olduğu için 6 alıyoruz yan taraftan. 6 alırsak, 6 ile 4'ü toplarsak 10. 10'dan 5 çıkarsa 5. Burada kaç kaldı? 1 saat aldığımız için 10 saat. 10'dan da 9'u çıkarsak 1. Yani filmimiz 1 saat 50 dakika sürmüştür. 6 yıl 5 ay kaç gündür? Şimdi arkadaşlar, 1 yıla 365 gün, 1 aya 30 gün olarak alınız demiş. Şimdi 1 yıl 365 ise 6 yılı bulmak için 365 ile 6'yı ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpıyoruz değil mi? Şimdi çarpalım. 6 kere 5, 30. Elde var 3. 6 kere 6, 36. 3 daha koyduğumuz zaman 39. Elde 3 oldu. Değil mi? 3 ya da 3, 3, 6 kere 3 de 18. 3'ü de koyduğumuz zaman kaç etti arkadaşlar? 21. 2190 gün 6 yıldan geldi. Bir de 5 ayı bulalım. 5 ile de neyi çarpıyoruz arkadaşlar? Ayımız kaç günmüş? 30 gün. 30'u çarptığımız zaman 5 kere 30 kaç etti arkadaşlar? 150. Şimdi 2190 ile 150'yi toplayalım. Topladığımız zaman sıfırlar topladığımızda 0, 9 ile 5'i topladığımız zaman 4, elde var 1 onluk, 1 1 daha 2, 1 onluk da geldi, 3, 2'yi de olduğu gibi indiriyoruz. 2340 gün, yani D seçeneğinde bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim, oraya görünmemiş. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Bir soruyu 90 saniyede çözen bir öğrenci 12 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer? Şimdi bir soruyu 90 saniyede çözüyorsam 12 soruyu, yani 90'la 12'yi çarparız aslında. Bu şekilde yapılabilir. Bir diğer yöntem de şudur. 90 saniye kaç dakikadır? Bakın, 60 saniye 1 dakikaysa 90 saniye 1,5 dakikadır değil mi? 1,5 dakika. O zaman biz 12 ile 1,5'ü çarparsak daha doğru bir çözüm yaparız. Yani 12 çarpı 1 dersek, bakın 12 ile 1'i çarptığımızda kaç etti arkadaşlar? 12. Bir de 12 ile yarımı çarpalım. Yani 0,5'i çarpalım. Bunlar çarptığımız zaman 12'nin yarısı ne eder arkadaşlar? 6. 12 ile de 6'yı toplarsak eğer sonucumuz kaç etti? 18. Yani 5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 ayı 30 gün olarak alınız demiş sorumuzda. 4 ay 15 gün 145 gündür. Şimdi arkadaşlar, 4 ay kaçtır? Önce onu bulalım. 1 ay 30 ise 4 ile 30'u çarptığımız zaman kaç eder arkadaşlar? 4 kere 30 120 gün. Bir de ekstra 15 günümüz varmış. 15 günde toplarsak kaç etti? 135 gün. O zaman birinci seçeneğimiz yanlıştır. Direkt cevap A şıkkıdır. B şıkkına da bakalım. 3 saat 36 dakika 216 dakikadır. Şimdi arkadaşlar, saatimiz kaçtır? 60 dakikadır değil mi? 3 saatimiz o zaman kaçtır? 60 ile 3'ü çarptığımız zaman 180 dakikadır değil mi? 36 dakikayı da eklediğimiz zaman ne yapar? 180 ile 36'yı toplarsak eğer 6, 1, 2, 216 dakika yapar. B şıkkı doğrudur. C şıkkına bakalım. 7 dakika 17 saniye 437 saniyedir. Şimdi dakika kaçtı arkadaşlar? 60 değil mi? 1 dakika 60 saniyeydi. O zaman 7 dakikayı bulabilmemiz için 60 ile 7'yi ne yaparız? Çarparız. 6 kere 7 kaçtır? 42. Yani 420 dakika eder. Buradan 17 saniyeyi de eklediğimiz zaman kaç eder arkadaşlar? 437 saniye eder. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına bakalım. 2 yıl 8 ay
32 ay eder. Şimdi arkadaşlar, 1 yılda kaç ay vardır? 12 ay vardır, değil mi? 2 yılda kaç ay vardır? 12 daha toplarsak 24 ay yapar. Bakın, ekstra burada 8 ay daha varmış. 24 dedim. 8'i topladığımız zaman kaç eder arkadaşlar? 32 eder. Yani cevabımız gördüğünüz gibi ne çıktı? A seçeneği. Tatil için 15.06.2015 tarihinde Almanya'ya giden Burak 10.09.2015 tarihinde geri dönmüştür. Burak Almanya'ya kaç gün geçirmiştir Almanya'da? Şimdi bakarsak arkadaşlar bu soruya. Şimdi 15.06'dan neye gitmiş arkadaşlar? 10.09'a gitmiş, değil mi? Şimdi burada nasıl bir çıkarma işlemi yapacağız? Şimdi büyük olandan küçük olanı çıkaralım. Burada büyük olan ne arkadaşlar? Yıllarını yazmıyorum. Yıllar aynı olduğu için. Çünkü yıllarını çıkardığımız zaman sonuç ne çıkar? Sıfır. Burada büyük olan aşağı kısımda gider. O zaman aşağı kısımda üst taraftaki kısmı çıkaracağız. Yani şuraya tekrardan yazayım. 10.09'dan 15.06'yı çıkaracağız. Şimdi sıfır, bak 9'dan 6 çıktığı zaman ne? 3. 3 ne arkadaşlar burada? Ay, değil mi? Yani ne? Bu Haziran ayı. Bu ne? Ekim ayı. Pardon, Eylül ayı. Buradan 10'dan da 15'i çıkardığımız zaman ne oldu? Bakın. Eksi 5 kaldı. Eksi 5 gün. Yani bizim ne olacakmış? 3 aydan 5 gün ne olacakmış? 5 gün eksik. Değil mi? Şimdi 3 ayımız bizim kaç gün? 1 ay 30 gün olarak aldığı için 3 kere 30 kaç yapar arkadaşlar? 30'la çarparsak 90 yapar. Bizim 5 gün eksik olacağından 90'dan da 5'i çıkardığımız zaman 85 sonucunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Derslerin 40 dakika, teneffüslerin 10 dakika olduğu bir okulda dersler saat 8.40'da başlamaktadır. Her dersten sonra teneffüs olduğuna göre öğrenciler 4. dersten çıktığında saat kaçı gösterir? Şimdi arkadaşlar, 8.40'da başlamışız, değil mi? 8.40'dan bir 40 dakikalık ders eklersek, bakın 10 dakikalık da teneffüs eklersek, tamam mı? Eklediğimiz zaman bakın toplarsak 0. Burada da 6'dan devredeceği için şöyle düşünün. 9 olabilmesi için 20 dakika buradan, 30 dakika da buradan. Yani 9.30 olur. Şimdi burayı 60 dakika olduğu için 6'dan sonra bir yana devredeceğiz. Eskiden hani 10'da yana devretme vardı ya, burada saat olduğu için 6'dan sonra yana devredeceğiz. Burayı toplarsak 9 eder. Yani 6'dan yana devrettiğim zaman 3 devrederiz. 9.30'da ne yapmışız biz? İkinci derse gireceğiz, değil mi? 40 dakika daha toplarsak biz 9.30'a ne yapar arkadaşlar? 10'u 10 geçer, değil mi? 10'u 10 geçer, bizim ikinci ders çıkışımız. 10 dakikada teneffüs toplarsak 10'u 20 geçe ikinci ders, üçüncü derse giriş aşamamız. Üçüncü derse girdiğimizde 10'u 20 geçe 40 dakika daha eklersek buna ne yaptı? 11. 11 bizim üçüncü dersten çıkış saatimiz. Teneffüsümüzü de ekleyelim. 11'e 10 dakika daha eklersek kaç etti arkadaşlar? 11 10 ettim. Şimdi bundan sonra da son olarak bir tek 40 dakikalık bir dersimiz kaldı, değil mi? Dördüncü saatimizi ekleyeceğiz. Buraya eklersek 40 dakika daha eklersek arkadaşlar 11 50'de ne yaparız biz? Dördüncü saatimizden çıkarız. Selim'in evi ile market arası 540 metredir. Dakikada 60 metre yürüyen Selim marketten ekmek almak için 11.42'de çıkmış, evden çıkmıştır. Markette 5 dakika kalan Selim eve ekmeği alıp eve döndüğüne göre eve saat kaçta dönmüştür? Şimdi arkadaşlar bakın. Selim marketten ekmek almak için evden çıkmış, değil mi? 11.42'de. Şimdi 540 metre dakikada 60 metre gidiyorsa, bakın arkadaşlar, 540'ı 60'a bölersek kaç dakika gittiğini oluruz, değil mi? Sıfırlar gider. 54'ü 6'ya böldüğümüz zaman 9 dakikada evden, bakın şuraya ev dersek eğer, tamam mı? Şuraya da market diyelim. Market. Arasına kaç dakikada gitmiş? 9 dakikada, değil mi? 9 dakika diyelim şöyle. Şimdi bakın, 11.42'de yola çıktıysa eğer, buradan 11.42'de buraya 9 dakikada gelirse 11.51'de ne yapar? Markete varır. Şimdi markette ne yapıyormuş? 5 dakika oyalanıyormuş. 5 dakika daha oyalanırsa 11.51'den 5 dakika daha eklersek 11.56 olur. Şimdi 11.56'da marketten çıkıp eve gidecek. Eve kaç dakikada gidiyordu? 9 dakikada. Yani 11.56'ya 9 dakika daha eklersek, bakın buraya 4 dakika daha eklersek kaç olur? 12 olur, değil mi?
Biz 9 dakikalık gecemiz için geriye 5 dakika kalır. 5 dakika daha eklersek arkadaşlar 12.05'te evinde olur Selim Bey. Bey ekmek alıp. 9'un soruya bakalım. Saat 21.50'de uyuyan Melek 10 saat 20 dakika uyuduğuna göre saat kaçta uyanmıştır? Şimdi bakın arkadaşlar. Önce 20 dakikayı ekleyelim, sonra saat ekleyelim. 21.50'den 20 dakika eklersek, tamam. Ne oluyordu? 6'da devrediyordu, değil mi? Şimdi burası 0. Burası 6 olunca ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Tamam. Buraya kaç kaldı geriye? Bakın 1 kaldı, değil mi? Yani devrettiği için. 5 ile 2'yi topladık. Bakın tekrar toplama yapalım. Burası 0. 5 ile 2'yi topladığımızda 7. 7'nin 6'sı devrediyor. Biri burada kalıyor. Biri burada kaldı. Bir de buraya devretti. Ne yaptın? 22. Yani 22 onda ne olmuştur? 20 dakika eklenmiş olmuştur. Buna ekstra olarak 10 saat uyumuş. Yani buraya 22'ye 10 saat daha ekleyeceğiz. 10 saat daha eklersek burası 0, 1, 22, 10 daha kaç eder? 32. Şimdi şıklara baktığımız zaman 32 yok. Zaten 32 olmayacak arkadaşlar. 24'ten sonra ne olacak? Gün 24 saat olduğu için yeni bir güne gidecek, değil mi? Yeni bir güne gidebilmesi için 32'den 24'ü çıkarırsak eğer çıkardığımız zaman bakın bura 1, bura 0. Buradan da 32'den 24'ü çıkardığımız zaman arkadaşlar 8 kalır geriye. Yani saat kaç olurmuş uyandığında? 8-10 geçe. Yani neymiş? 5. 10. soruya bakalım. Bozuk bir saat her 24 saatte 5 dakika ileri gitmektedir. Buna göre saat ayarlandıktan 1 ay sonra 11.45'i göstermesi gerekirken kaçı gösterir? Şimdi arkadaşlar 24 saatte 5 dakika gidiyorsa yani 24 saatimiz nedir bizim? Bir günde. Bir günde 5 dakika gidiyorsa 30 günde kaç dakika gittiğini bulalım. Şimdi nasıl buluruz bunu? Bakın bir günde 5 gidiyorsa 30 günde kaç dakika gittiğini 30 ile 5'i çarparak bulabiliriz. 30 ile 5'i çarparsak kaç dakika gitmiş? 150 dakika nereye gitmiş arkadaşlar? İleri. Değil mi? Bakın burada vermiş ileri olduğunu. Şimdi 11.45'e biz 150 dakika eklersek yani 150 dakikamız nedir bizim? 2 saat 30 dakikadır, değil mi? 150'yi 60'a böldüğümüz zaman. Şimdi buradan 11.45'e 2 saat 30 dakikayı eklersek bakın 5 dakika geliyor buradan, tamam. 4 ile 3'ü topladığımız zaman kaç? 7. 7'nin 1'i kalıyor. 6'da 1 olarak devrediyor, değil mi? 11 ile 2'yi topladığımız zaman 13. 1 de devrettiği için ne oldu arkadaşlar? 14. Yani 14.15'te saati gösterir. Bozuk saati. 28.07.1998 tarihinde işe başlayan bir kişi 05.06.2009 tarihinde işten ayrılmıştır. Bu kişi ne kadar süre çalışmıştır? Şimdi son tarihten baş tarihi çıkaracağız. Son tarihimiz ne arkadaşlar bizim? 05.06.2009. Baş tarihimiz ne? 28.07.2 pardon 1998. Şimdi nasıl çıkarırız? Bakın. 2009'dan 1998'i çıkarırsak eğer arkadaşlar bakın. 9'dan 8 çıktı kaç? 1. 2'den 0'dan 9 çıkmaz. Bakın 200'den 199'u çıkarırsak kaç olur arkadaşlar? 1 olur. 11 nedir bizim burada? Yılımız, değil mi? Şimdi burayı bıraktık artık. Yıl bitti. Aya gelelim. 6 aydan 7 ay çıkar mı arkadaşlar? 6 aydan 7 ay çıkmaz. Onun için bizim burada ne olur? Eksi 1 yıl. Eksi 1 ay pardon. Buraya geldik. 5'ten de 28 çıkmaz. 5'ten 28 nasıl çıkar? Eksili bir sonuç. Yani eksi 23 gün. Şimdi bizim burada 11 yılımızdan 1 ay eksikmiş, 23 günde ayrı bir eksikmiş. Yani baktığımız zaman arkadaşlar 11 yıldan, tamam mı? Yıldan 1 ayı çıkaracağız. Yani bizim kaç yıla düşecek? 10 yıla düşecek, değil mi? 10 yıla düştü. Burada da kaç ayımız var arkadaşlar? 11 ayımız kaldı, değil mi? 1 ay çıkardığımız için. Buradan da 23 günü çıkaracağımız için 11 ayımız ne oldu arkadaşlar? 10 aya düştü. Bir aydan da 23'ü çıkardığımız zaman kaç günümüz kaldı? 7 gün. Yani bu da C şıkkında buluruz. Arif bir eğlence merkezine gidip bilgisayar oyunu oynamış ve yukarıdaki tarifiye göre 11 TL ödemiştir. Buna göre Arif kaç dakika oyun oynamıştır? Şimdi arkadaşlar bakın 11 TL ödediğine göre tek tek sayalım.
Arif şimdi başlangıç olarak 5 lirayı verdi mi? Verdi değil mi? 11'den 5 lirayı çıkarırsak eğer kaç lira kaldı? 6 TL. Şimdi 6 TL Arif her dakika için vermiştir değil mi? Yani bu dakika başına verdiği para. Şimdi dakika başı 50 kuruş veriyorsa 50 kuruş değil mi? 6 TL olabilmesi için kaç dakika gider? Bakın 50 kuruş. Bir 50 kuruş daha geldi. Ne oldu? 1 TL oldu değil mi? Yani 2 dakikası 1 TL ise 6 dakikası kaç TL olur arkadaşlar? 3 TL olur değil mi? Bize kaç TL lazımdı? 6 TL. O zaman 6 TL olabilmesi için de 12 dakikası kaç TL olur? 6 TL. Şimdi 12 dakikası 6 TL ise sonucumuz nedir? Değişik olur. Arkadaşlar sorularımız bu kadar. Sorularınız olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup yeni videolarımızı takip edebilirsiniz. İyi günler.